Yasin hocam merhaba yönetmenim merhaba nasılsınız hocam teşekkür ederim yönetmenim siz nasılsınız ben de iyiyim hocam hocam hangi konu işliyoruz e, enerji dönüşümlerini anlattık e, solunumu anlattık fotosentezi anlattık öğrencilerimize biraz soru çözeceğiz. Konuyu pekiştireceğiz. Bizim e, işleme mekanizmamız bu şekilde ilerliyor biliyorsunuz. Ufak e, özet güzel hap bilgiler vererek öğrencilerin e, konuyla ilgili bilgilerini arttırıyoruz ve e, seçtiğimiz özel sorularla konuyu pekiştiriyoruz. Peki hocam size bir sorum var. Buyurun. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Bugün canlı ders var. Peki. <laughs> Akşam hadi. link paylaşacağız canlı ders için. Peki hadi bakalım. Hadi başlıyorum. Aşağıda canlıların enerji oluşturmak için gerçekleştirdiği olaylarda kullanılan ve oluşan maddeler edilmiştir. Sevgili öğrencilerim bakıyorum mitokondride oksijen diyor o zaman nasıl solunum? Oksijenli solunum. Laktik asit enerji diyor nasıl? Laktik asit fermantasyonu etil alkol karbondioksit ve bu da nedir? Etil alkol fermantasyonudur. Yine konuyu tekrar etmek adına oksijenli solunum nerede gerçekleşiyordu? Mitokondride gerçekleşiyordu. Laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu ise enzimler sayesinde gerçekleşiyordu. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize bir soru sormuş. Kaslarımızda laktik asit fermantasyonu gerçekleşebilir. Ee, hangi kaslarımızda? Buraya çizgili kaslarımız diyelim. Çizgili kaslarımızda laktik asit fermantasyonu gerçekleşebilir. Ee, eğer bu kasları çok hızlı kullanırsak, çok fazla kullanırsak, ürettiğimiz, oksijenli sorununda ürettiğimiz enerji yetmediği için bunu ne yapıyoruz? Laktik asit fermantasyonuyla destekliyoruz. Fakat buradaki laktik asit ne yapıyordu? Kaslarımızın yorgunluğunu arttırıyordu. Ve biz de bir süre sonra bu hareketi gerçekleştiremiyorduk. Hamurun mayalanmasında etil alkol fermentasyonu gerçekleşir. Evet hatta şöyle söylemiştik orada etil alkol fermentasyonunda açığa çıkan karbondioksit hamurun kocaman 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 kabarmasını sağlıyordu. Olayların hepsinde karbondioksit gazı oluşur. Sevgili öğrencilerim tekrar tekrar söyledim size bunu özellikle söyledim hatta. Fermentasyonda laktik asit ile etil alkol fermentasyonunu birbirinden ayıran bir olay vardı. Bu olayda neydi? Bir tanesinde karbondioksit oluşurken diğerinde ne oluşmuyordu? Karbon dioksit oluşmuyordu. Ee, öğretmenim ama e, laktik asit de laktik asit etil alkolde etil alkol oluşuyor. Evet. Fakat bazı sorularda bu kavramları kapatıyorlar. Diyorlar ki bu ikisi de bir fermentasyon. Peki bu iki fermentasyonu birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Şu şekilde eğer karbon dioksit çıkışı varsa ben buna etil alkol fermentasyonu diyeceğim. Olayların hepsinde enerji açığa çıkar bakalım. Evet enerji açığa çıkmış, enerji açığa çıkmış, enerji açığa çıkmış. Doğru cevabım ne olacak? C seçeneği olacak. Evet yeni bir sorudayız. Ortamdaki karbondioksit miktarı var. Üretilen karbondioksit ve tüketilen karbondioksit miktarı var. Bununla ilgili bir soru sorulmuş. Hadi bakalım. Bitkiler fotosentez yaparken su, karbondioksit ve güneş ışığı kullanarak besin ve oksijen üretirler. Bitkiler solunum yaparken de besin ve oksijeni kullanarak su ve karbondioksit açığa çıkartırlar. Bitkiler gündüzleri hem solunum hem de fotosentez yaparken geceleri sadece solunum yaparlar. Sevgili öğrencilerim solunum duraksızın devam eder. Bitkiler gündüzleri fotosentez yapıyor ama solunum ile birlikte fotosentez yapıyor. Şunu söylemiştim solunum canlılık için ortak özelliktir. Hem üreticiler hem tüketiciler ne yapmak zorundalar? Solunum yapmak zorundalar. Çünkü bu solunum sayesinde besinlerdeki enerjiyi yaşamsal faaliyetlerinde kullanabilmek için ne yapıyorlar? Açığa çıkartıyorlar. E, bitki de fotosentez yapabilmek için de bir enerji ihtiyacı var. Bu nedenle bitki fotosentez yaparken de solunum yapmaya devam edecek. Geceleri neden sadece solunum yapıyor diye burada bilgi vermiş. Çünkü geceleri güneş ışığı olmadığı için, ortamda bir ısık olmadığı için bitki ne yapamayacak? E, fotosentez yapamayacak. Sadece solunum yapacak. Aşağıdaki grafikte yeşil bir bitkide bilim zamanla tüketilen ve üretilen karbondioksit miktarı verilmiştir. Ben şimdi şunu biliyorum. Eğer tüketilen karbondioksit miktarı üretilen karbondioksit miktarından daha fazlaysa bitki fotosentez yapıyordur. Çünkü fotosentez yapabilmesi için karbondioksite ihtiyacımız vardı. Neydi fotosentez? Hadi yazalım. Su artı karbondioksit ışığa ihtiyacım vardı. Besin artı oksijen. Ben karbondioksit tükettiğim karbondioksit, ürettiğim karbondioksitten daha fazlaysa bitki için şu yorum yapabilirim. Bu bitki fotosentez yapıyor diyebilirim. Sadece karbondioksit üretiyorsa bu bitki yalnızca solunum yapıyor diyebilirim. Grafikteki verilere göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? K L zaman aralığında bitki sadece solunum yapmıştır. Hadi K zaman aralığına bakalım. Ne üretilmiş sadece karbondioksit. L zaman aralığına bakalım. Ne üretilmiş sadece karbondioksit. Demek ki bitki burada sadece ne yapmış? Solunum yapmış. Hangi solunum yapmış sevgili öğrencilerim? Oksijenli solunum yapmış. Çünkü bitkiler de bizler gibi oksijenli solunum yaparlar. M zaman aralığında bitki sadece fotosentez yapmıştır. Bakın sadece fotosentez yapması mümkün değil. Hem gece hem de gündüz ne yapmak zorunda? Solunum yapmak zorunda ki fotosentez için de ihtiyaç duyduğu enerjiyi ortaya çıkarabilsin. Besinlerden elde edebilsin. Bitkinin iki numaralı öncülüm hatalı. Bitki'nin M zaman aralığındaki fotosentez hızı N zaman aralığındaki fotosentez hızından fazladır. O zaman şuna bakacağım. Tüketilen karbondioksit miktarına bakacağım. Burada tüketilen karbondioksit miktarı bu kadar iken burada ise tüketilen karbondioksit miktarı daha yukarıda sevgili öğrencilerim o zaman ben şunu söyleyebilirim. E, tüketilen karbondioksit miktarı daha fazlaysa bitki N aralığında daha çok fotosentez yapıyordur. N aralığındaki fotosentez hızı M aralığına göre M zaman dilimine göre daha fazladır diyebilirim. Bu soru bana demiş ki M zaman aralığındaki fotosentez hızı N zaman aralığındaki fotosentez hızından fazladır. Hayır tam tersi olacak. N'deki hızı M zaman aralığından daha fazla olacak. 3 numaralı öncülümle hatalı cevabım yalnızca bir olacak. Çok teşekkür ederiz hocam. Hali hazırda bir sorumuz daha var. Evet. Onu da çözelim buyurun. Hemen devam ediyorum. Verilen tanımlarla kavramları hatasız eşleştirdiğimizde aşağıdakilerin hangisi doğru olur? Yine bir basit soru sordum. Aslında bu soruyu sormamın sebebi de yine oksijenli solunum Fotosentez ve oksijensiz solunumun e, tanımlarını öğrencilerime hatırlatmak. Havadan alınan oksijenle besinlerin yakılıp enerji açığa çıkması yönetmenim hangisi bu? Bakın oksijenle enerji açığa çıkardım yakılma ifadesi siz de kullanmıştınız. Fotosentez hocam. Oksijenle besinleri yakıp enerji açığa çıkarmak fotosentez miydi acaba? A, pardon. Bak foto Oks e, yönetmenim siz biliyorsunuz Fo foto ışıkla ışık. ilgili. Evet çok güzel. Burada bir ışıkla ilgili bir durum var mı? Hayır hocam. Oksijenle ben besin yakıp enerji açığa çıkartıyorsam bu nasıl solunumdur? Oksijenli solunum. Süper. Su ve karbondioksiti birleştirerek besin ve oksijen oluştu. Hem besin oluşmuş hem oksijen oluşmuş. Bu fotosentez i̇şte hocam. İşte bu harikasınız. Bu fotosentez. bu fotosentez. Fotosentez sonucunda besin ve oksijen oluşuyor. Diğer adı fermantasyon olan mayalanmayı sağlayan olayın ismi. Zaten ne kaldı sadece? Hocam bu kesinlikle oksijensiz solunum. Oksijensiz solunum. Peki bizim iki tane fermantasyonumuz vardı yönetmenim. Neydi bunlar hatırlıyor musunuz acaba? Fermantasyon. Evet. Gönül fermantasyon dinlemez. <laughs> <laughs> Harika. Gönül fermentasyon dinlemez ama bazı canlılar fermentasyon yapıyordu. Neydi bunlar? Biri laktik asit, bir diğeri ise etil alkol fermentasyonuydu. Ee, sorumuza devam edelim. Hatası eşleştirildiğinde hangileri doğru demiş bize? K 3 numara olacak, L 2 numara olacak, M 1 numara olacak. Cevabımız C seçeneği olacak. Peki hocam, laktik asit fermentasyonu en güzel örnek yoğurdun oluşumu değil mi? Laktik asit fermentasyon evet, yoğurt sütten yoğurt elde edilmesi bizim için e, günlük hayatta da karşılaştığımız çok güzel bir örnek. Yine doğrudan vücudunuzda hissetmek isterseniz yönetmenim hızlı bir şekilde ellerinizi böyle yapabilirsiniz. Bir süre sonra parmaklarınızı böyle açıp kapatmakta zorlandığınızı göreceksiniz. Çünkü asit birikiyor. Evet çünkü çizgili, çizgili kaslarımda oksijenli solunum sonucu üretilen enerji yetmemeye başlıyor. Ve çizgili kaslar bununla birlikte oksijensiz solunumla yapmaya başlıyorlar. Ve bunun sonucunda laktik asit birikiyor ve ellerimde yorgunluk hissediyorum. Aslında bu çizgili kaslarımı da kontrol etmek için çok güzel bir mekanizma değil mi yönetmenim? Kendimi zorlamıyorum, yorulduğumu hissedebiliyorum. Yoksa atlar gibi yoksa atlar gibi evet ellerimizi böyle böyle yaparken belki e, uzuv kaybına neden olabilirdi. Evet. Peki e, bir soruluk zaman daha vereceğim size. Harika. O zaman bir soru daha çözebilirim. Çözelim hocam. buyurun. Bardağa bir miktar şekerli su, bir kaşık bira mayası konularak şişenin ağzı balon ile kapatılıyor. Bir süre ılık ortamda bekletildikten sonra bardaktaki şekerli suyun azaldığı balonun şiştiği görülüyor. Sevgili öğrencilerim buradaki şekerli su benim neyim? Besinim. Burada deney sonucunda balonun şişmesinin sebebi ne? Karbondioksit açığa çıkması. Evet. Bu verilen durumla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şekerli suyun azalma nedeni bir mayasının şekerli suyu besin olarak kullanmasıdır. Evet ne yapmış? Solunum yapmış. Buradaki besini kullanarak bir solunum yapmış. Bir mayasının solunum sonucu oluşan karbon açığa çıkmış ve balon bu yüzden şişmiştir. Evet sevgili öğrencilerim yine ilk öğretim 5. sınıfta bununla ilgili bir deney yapmışsınız. Ilık bir suya birkaç tane şeker atıp hatırlayın maya dökmüştünüz. Ağzını balonla kapatmıştınız ve bunun sonucunda balonun şiştiğini gözlemlemiştiniz. Oradaki canlı varlığını aslında o deney onun içinde. E, bu da yine benzer deneyde e, biz de karbondioksit çıkışını canlıların burada solunum yaptığı olarak ifade edebiliriz. Bir mayası şekerli suyu besin olarak kullanmış ve laktik asit fermentasyonu gerçekleştirmiştir. Hayır, sevgili öğrencilerim eğer balon şişiyorsa ortamda karbondioksit gazının bir çıkışı vardır. Laktik asit fermentasyonunda karbondioksit çıkışı gözlemlenmez. Zaten etil alkol ve laktik asit fermantasyonundaki temel farktan biri buydu. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit gazı açığa çıkmıyorken etil alkol fermantasyonunda karbondioksit gazı açığa çıkıyordu. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Hocam çok teşekkür ederiz. Harika bir ders işledik. Çok keyifliydi. Veda edelim arkadaşlarımıza. Daha fazla uzatmayalım. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Size bir güzellik daha yapayım. Jimi'ye geçelim. Jimmyye geçelim. Gönül fermantasyon dinlemiyor diyelim ve fermantasyonu çok iyi öğrenelim sevgili öğrencilerim. Gelecek derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Doğrusal denklemlere devam ediyoruz. Evet doğrusal denklemlerden bazı yeni nesil sorularımızı çözeceğiz bugün. Hemen yeri gelmişken belki de tekrar sormak istiyorum. Doğrusal olmayan denklemler de var mı? Onlara doğrusal olmayan denklem demiyoruz. <laughs> Başka türlü denklemler onlar. Bunu geçen derslerimizde konuşmuştuk <laughs> evet. galiba değil mi? Evet konuşmuştuk. Peki hocam fazla uzatmayalım. Ee, sizinle devam edelim. Buyurun. Hadi başlayalım. 2022 LGS Matematik sorusu. Aşağıda üzerinde alanları verilen 6 adet tarla, hacmi 4000 litre ve tamamı dolu olan bir, de, bir depo su ile sulanmaktadır. Böyle görsel olarak vermiş bize. Bu depoda kalan su miktarının ve sulanan alanın zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde gösterilmiştir. Grafiklerimize bakalım. Başlangıçtaki miktar, azalışlar burada da alan olarak artış. Tamam, bu da tamam. Her bir tarlanın tamamı sulandıktan sonra diğer tarlaya geçilecek şekilde sırasıyla K, L, N, P, R, S tarlaları sulanacaktır. Buna göre depoda kalan su miktarının 2500 litrenin altına düştüğü anda hangi tarla sulanmaktadır? Şimdi bize bir şart koşmuş. 2500 litrenin altına düştüğü sırada ne oluyor? Şimdi hacmimiz başlangıçta 4000 litre ve bu 2500 litrenin altına düşebilmesi için bizim en başta ne kadar kullanmamız gerekiyor? Önce onu bir tespit edelim. Bu 4000 litreden 2500'ü çıkardığımızda 1500 kalır hocam. 1500 litre su kalacak. Bu 1500 litre bulduğumuz bu 1500 litre bizim kullanmamız gereken miktar. Yani 1500 litre ile ne kadarını sulayabilmişiz onu tespit edeceğiz. Peki burada bir saatteki azalış miktarını tespit edebilmemiz için grafiğe bakarak bir cevaplayalım. 4000'den 3850'ye azalış bir saatte ne kadar olmuş? 150 hocam. 150 azalmış. O zaman bir saatte 150 azalıyor ise 150 ne litre? 1 saatte 150 litre azalıyor ise bizden azalmasını istediği miktar 1500 değil mi? Yani bu 1500 kesin ve bundan daha fazlası da olabilir. Çünkü 2500'ün altına düşmesi demek 1500'ü aşması demektir. Biz buradaki bir sınırımızı belirlemek için 1500 ile orantı kuracağız. 1500 litrenin azalması için ne kadar zaman geçmesi gerekir? Diyelim ki buna da x saat. 10 katı hocam. Çok güzel orantı bu bunun 10 katı. O zaman burası da bunun 10 katı olacak. Demek ki bize 10 saat zaman lazım. 10 saat gerekiyor. 10 saat 10 saat için daha doğrusu 10 saat içinde buradaki sulanan alan ne kadar değişiyor onu tespit edelim. Hemen geldik bu grafiğimize. 1 saatlik zamanda ne kadar alan sulamışız biz? 300 metrekare. Bir de burada orantı kuralım. Yine 10 katı hocam yine 10 katı. Öyle mi? Bakalım öyle mi? Bir saatte 300 metrekare sulanmışsa 10 saatte dediğiniz gibi bunun 10 katı olacaktır. 3000 metrekarelik alan sulanacaktır. Peki bunu biz nerede kullanacağız? Sorumuzun şu kısmında. Her bir tarlanın tamamı sulandıktan sonra diğer tarlaya geçilecek şekilde sırasıyla böyle ilerliyormuş. Biz bu 3000 metrekareyi Nerede yakalıyoruz onu tespit edersek hangi tarlada sıranın hangi tarlada olduğunu bulmuş oluruz. Bakalım 900, 1200 daha 2100, 700 daha 2800, 800 daha 3600. Güzel şimdi biz şuradayken 2800'deydik ya burada da 3600. Peki biz nerede duracaktık en, 3000. en yakın 3000'de bizim 3000'i yakaladığımız yer P. Hangi tarlaya denk geliyor? P, P, tarlası. P tarlasına Prasa denk tarlası geliyor. Olabilir. <laughs> <laughs> o zaman doğru cevabımız nedir? Pırasa tarlası B şıkkı. B seçeneğimiz doğru cevap. Teşekkürler. Hocam yeni bir sorumuz var galiba. Evet yine bir grafik sorumuz var. Peki sizdeyiz. Adanın okuduğu sayfa sayısı ile kalan sayfa sayısının zamana göre değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bakalım okunmamış sayfa sayısı kalan sayfa okunan sayfa güzel bir grafik. Ada her gün bir kitabın belirli sayıda sayfasını okuyor. Grafiğe göre adanın kitabı kaçıncı gün biter demiş. Şimdi biz bu grafikte dikkat ederseniz burada y ekseninde herhangi bir şey arada verilmemiş. Sadece başlangıçtaki sayfa sayısı ve sıfır noktası var. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Bakın Okunan sayfa sayısının geldiği şöyle şuradan okunan sayfa sayısının geldiği burada da kalan sayfa sayısının geldiği iki tane doğru var. Şimdi bu ikisinin kesiştiği de bir nokta var. Orası tam yarısıdır hocam kitabın. Evet, okunan ve kalan birbirine eşitse demek ki bu kitabın yarısı okunmuş. Peki bu kitabın 180 sayfalık kitabın yarısı kaç sayfadır? 90 sayfa. 90 sayfa. <laughs> 90 sayfalık kitap Kaç günde okunmuş? 9 mu? Evet, 9 günde 90 sayfa okuyorsak kalan 90 sayfayı da yine 9 günde okuyacağız. O zaman kitabın tamamı kaçıncı gün biter? 18. günde biter hocam. İşte 18. günde biter. Sorumuz... İşte de fena değil 18 günde bir kitap okumak gayet iyi. Evet, yani yeter ki okuyalım, okunsun yeter ki. Doğru cevabımız <laughs> C seçeneği. 2'deyiz. Demek ki Ada her gün 10 sayfa okumuş. Evet. Her gün 10 sayfa. Çünkü her gün belirli sayıda sayfa okumuştur demişti ya soruda. Her 18 gün sayfa. günde 180 sayfa okuyor ise bir, bir günde, günde 10, 10 sayfa. sayfa okur. Doğru. Tebrikler. Sizdeyiz hocam yeni bir soru, yeni bir heyecan. <laughs> Hadi bakalım. Güzel bir sorumuz daha var. Bunu da çözelim. Bir meşe fidanının boyunun zamana göre değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bakalım meşe fidanının boy zaman grafiği. Yıl içinde değişim boy santimetre cinsinden başlangıçta bakın kaçmış bu meşe fidanı 45 santimetre olarak dikilmiş. Buna göre 10 yıl sonra fidanın boyu kaç santimetre olur demiş. Bunu çok pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Ben oradan bir de doğru denklemine bağlamaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar. Birinci yıl boyu 75 olmuş. İlk başladığında yani ilk dikildiğinde Sıfırıncı yılda başlangıçta kaçtı? 45'ti. 45'ten 75'e çıkmış. Ne kadar uzamış? 30. 30 santim uzamış. İkinci yıl 75'ten 105'e çıkmış. Yine 30, 30, 30 hep o şekilde uzayarak gitmiş mi? Gitmiş. Evet, hocam. Evet, hocam. Peki demek ki bizim her yıl uzama miktarımız 30. Bu 30 uzama miktarı 10 yıl sonra neye dönüşecektir? 30 çarpı 10'dan 300 santim uzama miktarı ee, uzama miktarı ile karşılaşacağız. Burada başlangıçta 45'ti ya. 300 ile 45'i topladığımızda burası 345 santimetre yapar. Bu birinci durumda e, normal mantık yürüterekten grafiği okuyaraktan yapacağımız bir çözüm. Peki bunu doğru grafiği halinde doğru e, doğrusal denklem e, formülü halinde yazmak istesek nasıl yapacaktık? Burada Bakın x'ten 1 değerini aldığınızda daha doğrusu önce x 0'dan başlayalım. x'ten 0 değerini aldığınızda y değeriniz 45 başlıyor. İkinci durumda x 1 iken y'si 75'e geliyor. x 2 iken Y'si 105'e geliyor. Şimdi bu şekilde bir devam eden durumumuz var. Artış miktarları Y için kaç yine? 30. Aynı durum burada da söz konusu. Biz bunu nasıl yapıyorduk? 30 çarpı x başlangıçta bizimle beraber ilk başlayan uzunluğumuz kaçtı? Artı, Artı 45, 45 eşittir y. eşittir y. Şimdi burada size kaçıncı yılı da sor kaçıncı yılı sorarsa sorsun x yerine yazarak doğru cevabınızı bulabilirsiniz. Bu formülize edilmiş hali bu da normal buradan grafik okuyarak yaptığımız hali her türlü cevap yine nereye gidiyor? Burada 10. yıl dedi ya x gördüğünüz yere 10 yazın 30 çarpı 10 artı 45 eşittir kaç yapacaktır? 345 daha 345 yapacaktır. Cevabımız her türlü B seçeneği çıkıyor. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sevgili hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Peki hocam ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? 3 ee, numaralı kameraya dönün. Peki. Ve veda Edelim vedamızı. <laughs> Bugün yeni nesil sorularımızı çözdük doğrusal denklemlerle ilgili yeni bölümlerde yeni konularla tekrar karşınızda olmak üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasıl keyifler? Gayet iyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hocam bugün metin türleri üzerine soru çözümleri yapacağız. Evet, soru çözümü yapıp metin türlerini iyice bir pekiştireceğiz. Hiç zaman kaybetmeyelim hocam. Hızlı bir şekilde Hemen başlayalım. Hemen başlayalım, evet. Hızlı bir şekilde bitirelim hocam. Kesinlikle, evet. Ders dilimizde başlıyoruz şimdi. Acaba ilk sorumuz nasıl bir soru? Biraz paragraflarımız uzun fakat bunlar hiçbir zaman bizi ürkütmüyor. Evet, aşağıdaki metinlerden hangisi bir destandan alınmıştır? Destanda ne vardı? Olağanüstülükler vardı değil mi? Kahramanlar da olağanüstü özellikler taşıyordu. Lütfen burayı dikkate alarak metinlerimizi okuyalım. Destan, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihi, toplumsal veya doğal olayların anlatıldığı hayal unsurları ile süslenmiş uzun eserdir. Bakalım şimdi daha seçeneğine. Akdeniz'in kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe mini, mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor. İlkbaharın tatlı rüzgarıyla sarhoş olan martılar çılgın bağırışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Evet bakın. Burada sanatsal bir üslup vardır. Bir hikayenin girişi olabilir. Betimlemeler yapılmış ve çok ustaca, güzelce betimlemeler yapılmıştır. Olağanüstülükler var mı? Yok. E, olağanüstü kahramanlara dair herhangi bir ifade var mı? Yok. Dolayısıyla A seçeneği destandan alınmış olamaz diyoruz. B seçeneğindeki metnimize bakalım. Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım. Kitaptan korkmak, insan düşüncesinden korkmak insanı kabul etmemektir. Kitaptan korkan adam insanı mesuliyet hissinden mahrum ediyor demektir. Bırak senin yerine ben düşünüyorum demekle falan kitabı okuma demek arasında hiçbir fark yoktur. Evet bu da bir düşünce yazısıdır. Ne olabilir? Bakın samimi bir üslupla yazarımız düşüncelerini dile getirmiş. Kanıtlama amacı gitmemiş. Denemeden alınmış olabilir değil mi? Demek ki destandan alınan bir metin yokmuş B seçeneğinde. Devam edelim C seçeneğimiz ile. Günümüzün dünyasında çevre kirliliği tüm gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar çevre felaketine karşı korumasız, nükleer tehdit ve radyasyondan habersiz bir yaşam sürmektedir. Bakın burada da çevre kirliliği hakkında bize bilgiler verilmiştir. Yine bir düşünce yazısıdır. Destanla alakası var mı peki? Elbette hayır. C seçeneğini de eledik. Evet D seçeneğine bakalım. Günlerden bir gün Oğuzkan Tanrı'ya yalvarırken karanlık bastı. Gökten bir gök ışık indi. Evet yönetmenim gökten bir gök ışık inmesi mümkün müdür? Destanı ele alırken Sizinle konuşmuştuk değil mi? Destanlarda olağanüstülükler var diye. Evet hocam çok doğru söylüyorsunuz. Burada enteresan bir şey olmuş. Evet gökten bir gök ışık inmiş. Güneşten ve aydan daha parlak olan bir ışık bakın. Bu ışığın içinde alnında kutup yıldızı gibi parlak bir ben bulunan çok güzel bir kız duruyordu. Bu kız gülünce gök tanrı da gülüyor, kız ağlayınca gök tanrı da ağlıyordu. Aman Allah'ım, olağanüstülükler peş peşe gelmiş dizilmiş. Dolayısıyla bu metnimiz destandan alınmış mıdır yönetmenim? Elbette hocam bu bir destan. Kesinlikle, evet doğru seçeneğimiz dest diyoruz ve bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi denemeye örnek olamaz? Bir insanın herhangi bir konuda duygu, düşünce ve görüşlerini paylaşmak amacıyla kesin hükümlere varmadan samimi bir üslupla yazdığı yazılara deneme denir. Bakalım seçeneklerimize. A. Çoktandır görmeye gitmemiştim. İçim çekmediğinden değil, öteden beri, ta çocukluğumdan beri pek severim oyun görmeyi. Kendim oynamaya, oyunlar yazmaya özendiğim de oldu. O vergi yokmuş bende. Beceremedim. Benim elimden gelmiyor diye soğumadım. O törütten yağı kesilmedim ona. Yine de severim çocukluğumdaki gibi bayılırım. Evet bakın burada yazarımız içinden geçtiği gibi duygu ve düşüncelerini kaleme almış değil mi? Dolayısıyla bu seçeneğimizdeki metin denemeye örnek olabilir mi? Elbette olabilir. B seçeneğiyle devam edelim. Dost ve dostluk dediğimiz çokluk ruhlarımızın beraber olmasını sağlayan bir rastlantı ya da zorunlulukla edindiğimiz ilintiler yakınlıklardır. Benim anlattığım dostlukta ruhlar o kadar derinden uyuşmuş, karışmış, kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikişi silip süpürmüş ve artık bulamaz olmuşlardır. Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle anlatabilirim sanıyorum. Çünkü o, o idi, ben de bendim. Bakın burada da yazarımız içinden geçtiği gibi duygu ve düşüncelerini kaleme almıştır. Dolayısıyla B seçeneğindeki metinde deneme türüne örnektir. C seçeneğine bakalım kitap bizi avuttuğu gibi yükseltirdi. Kısa hayatında insanın edindiği deneyler ne kadar azdır. Oysaki ki şiirler ve romanlar yaratıcılarının türlü iç deneyleriyle kaynaşırlar. Onlarla zenginleşir, onlarla eksikliklerimizi gideririz. Bir şeyler öğrenmek için roman ya da şiir okuduğunu sanmıyorum. Sanatçı bir şeyler öğretmek, bazı doğruları göstermek amacıyla yazmamıştır ki okur da öğrenmek için okusun.'' Düşünce eseri ile sanat eserinin ayrıldığı nokta işte burada. Evet bakın burada da yazarımız ispat amacı gütmeden ne yapmış? Duygu ve düşüncelerini kaleme almıştır. Buradaki metnimiz de deneme türüne örnek olabilir. D seçeneğine bakalım. Öz yeterlik sosyal bilişsel kuramın anahtar değişkenlerinden biridir. Bandura'ya göre öz yeterlik davranışların oluşmasında etkili olan bir niteliktir ve bireyin Belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı olarak tanımlanmaktadır. Bakın öz yeterlik hakkında bilgi verilmiş. Ardından düşüncesini ispatlamak maksadıyla ne yapmış yazarımız? Bandura'nın görüşlerine yer vermiştir düşüncelerini kanıtlama ihtiyacı duymuştur. Dolayısıyla buradaki metnimiz denemeye örnek olamaz çünkü buradaki metnimiz makale türüne örnektir. Doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Bu parça hangi metin türüne örnektir? Zeker Zekeriya Batmazoğlu 1968 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Denetimi Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 1994-99 yılları arasında TBMM'de milletvekili danışmanı olarak 1999-2001'de Emlak Bankası'nda mali tahlil uzmanı olarak çalıştı. 2001 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane Başkanlığı ile Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nde farklı idari unvanlarda ayrıca İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü görevlerinde bulundu ve sektörel çalışmalar yaptı. 27 Şubat 2013-14 Haziran 2013 tarih tarihlerinde Milli Kütüphane'de başkan vekilliği yaptı. Halen bakanlık müşaviri olarak görev yapmaktadır. Evli olup iki çocuğu vardır. Evet yönetmenim bu metin hangi türden alınmış olabilir? Hocam net olarak biyografi. Evet harikasınız. Tabii ki Zek Zekeriya Batmazoğlu'nun hayatı hakkında bize bilgiler verilmiş. Dolayısıyla bu metnimiz biyografi türüne örnektir. Doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. Sevgili hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür seri ederim. Seri bir şekilde soruları çözdük. Evet. Ve şimdi seri bir şekilde veda edelim hocam. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişizdir sevgili öğrencilerimize. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum sevgili öğrenciler. Arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki derste görüşürüz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili yönetmenim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler Milli bir destan ya istiklal ya ölüm. Evet, bugün yeni bir üniteye başlıyoruz. Üçüncü ünitemiz Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinin doğu ve güney cephelerini ele alacağız. Peki hocam, hemen başlayalım. Sizdeyiz. Buyurun. Tamam. Milli bir destan ya istiklal ya ölüm ünitesinin LGS'de çıkmış soruların yıllara göre dağılımına baktığımızda 2018 yılında soru çıkmadığını görüyoruz. 2019, 2021, 2022 yıllarında ikişer soru, 2020 ve 2023 yıllarında üç soru çıktığını göreceğiz. Neler öğreneceğiz? Bugün ilk zafer müjdemiz olan Doğu Cephesi'ni ardından Anadolu'nun güneyinde milli direniş, Maraş'ın kahramanları, Urfa'nın şanlı yiğitleri ve Antep'in gazilerini göreceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda cephelere baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin ve Türk ordusunun 3 farklı cephede mücadele ettiğini göreceğiz. Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi. İlk zafer müjdemiz Doğu Cephesi'nden geliyor. Ermeniler 1. Dünya Savaşı öncesi önce Ruslarla, ardından da İngilizlerle işbirliği yaptılar. Bu işbirliğine karşılık İngilizler Ermenilere Doğu Anadolu'da bir devlet kurmayı vaat ettiler. İngilizlerin Ermenilere Doğu Anadolu'da bir devlet kurmayı vaat etmeleri onların bağımsız olmasının isteğinden değil, Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasında onları bir tampon devlet olarak kullanma isteğinden kaynaklanıyordu. Rusya'da yaşanan Bolşevik ihtilalini fırsat bilen Ermeniler devletini kurdular ve Doğu Anadolu'yu işgal etmeye başladılar. Bu gelişmeler üzerine Kazım Karabekir Paşa 15. Kolordu ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden izin alarak Ermeniler üzerine taarruza geçti. Bu taarruz başarılı oldu ve Yaşanılan askeri başarı beraberinde siyasi başarıyı da getirdi. Ermenilerle birlikte Gümrü Barış Anlaşması imzalandı. Gümrü Barış Anlaşması Büyük Millet Meclisi ve Ermeni Devleti tarafından imzalandı. Yorumumuz da şu şekilde olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet Ermenistan olacak. Misak-ı Milli'yi kabul eden ilk devlet Ermeni Devleti olacak. Sevr Anlaşması'nı reddeden ilk devlet Ermeni Devleti olacak diyeceğiz. Ve böylelikle Doğu cephemiz kapanacak. Bir diğer cephemiz Güney Cephesi. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra bu bölgeleri İngilizler işgal etti. Ancak daha sonra yapılan planlamalar gereği bu bölgeleri İngilizler Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bu bölgeyi işgal edebilmek için Suriye'den getirdikleri Ermeni birlikleri kullandılar. Bölge halkını ise yani Güney Cephesi'ndeki bölgeleri ise Ermenileri ve Fransızlara karşı savunan kişiler de o yörenin halkı olan Kuvayi Milliye olacak. Daha büyük millet meclisi açılmamışken Maraş'ın kahramanları Sütçü İmam önderliğinde Fransızlara ve Ermenilere büyük direniş göstererek bu bölgeyi Ermenilerden ve Fransızlardan temizleyecekler. Ve büyük millet meclisi Maraş'ın bu kahramanlıklarını 1973 tarihinde kahraman ünvanıyla ödüllendirecek. Bir diğer şehrimiz Urfa'nın şanlı yiğitleri. Fransızlar 30 Ekim 1919'da kalabalık bir orduyla Urfa'yı işgal etti. Urfa'ya giren Fransız kuvvetleri içerisindeki asker sayılarından sadece yüzü Fransızdı. Çünkü Fransızlar askerlerini Ermenilerden ve diğer sömürge devletlerinden getirdiği askerlerden oluşturuyordu. Fransız işgali karşısında öncülerimizden olan Ali Sahip ve 12'ler bu bölgede tıpkı Maraş'ta göstermiş oldukları azimli ve kahraman direnişiyle Fransızlara galip gelecekler ve Fransızlar bu bölgeden de çekilecek. Halkın inançlı direnişi karşısında Büyük Millet Meclisi 1984 yılında Urfa'ya Şanlı unvanını verecek. Bir diğer şehrimiz Antep'in gazileri. Fransızların Anadolu'yu işgal etmeye çalıştığı şehirlerden bir tanesi de Antep oldu. Fransızların Antep'e doğru ilerlediğini öğrenen bölgedeki Kuvayi Milliye birliklerinin kumandanı Şahin Bey, onların şehre girmemesi için Kilis Antep yolunu kapattı. Fransızlar Kilis Antep yolunu açmak için büyük bir askeri birlikle Antep'e doğru hareket etti. Şahin Bey'in idaresindeki kuvvetler Fransız karşısında bir adım bile geriye düşmediler. Şahin Bey sonuna kadar direndi ve bu mücadelede şehit düştü. Antep halkının büyük bir çoğunluğu ya şehit düştü ya da yaralandı. Fransızlara meydan okuyan bu direniş devam ederken Büyük Millet Meclisi 8 Şubat 1921'de Antep'e gazi ünvanını verdi. 10 ay 9 gün süren direnişin ardından Antep düştü. Maraş ve Urfa'dan çekilmek zorunda kalan Fransızlar Antep'teki işgallerine devam ettiler. Bu sırada düzenli ordu Batı Cephesi'nde Yunan ordusuna karşı zaferler kazanıyordu. Fransızlar Güney Cephesi'nde Maraş ve Urfa'da yenilmelerine rağmen Antep'te ısrarla kalmaya devam etmelerinin en büyük nedeni aynı anda devam eden Batı cephesinden gelebilecek olumsuz bir haberle bu bölgedeki insanların moralinin bozulacağını düşünmesi ve bunu fırsat bilerek tekrar bu bölgeleri işgal etme isteğinden kaynaklanıyordu. Ancak Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransızlar Türk direnişini yenemeyeceklerini, bu savaşın Türkler tarafından kazanacağını kabul ettiler ve Büyük Millet Meclisi ile masaya oturdular. Sakarya Savaşı'nın Ondan sonra imzalanan Ankara Anlaşması'yla Fransızlar bu bölgeden çekilme kararı alacak. Konularımız burada sona erdi. Konularımızı pekiştirecek sorularımızla devam edelim isterseniz. İlk sorumuz LGS 2020'de çıkmış bir soru. Soru kökünü okuyorum. Buna göre Urfa halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? Aşağıda Urfa direnişini öncülük eden 12'lerin Fransız işgal komutanına gönderdiği notadan bir bölüm yer almaktadır. Biz Urfa sancağı halkı baristevel insanlarız. Bin yıldan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye dek sizin buraya belli süre için geldiğinizi sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirmeniz sizin Urfa'yı işgal niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya yemin ettik. Bizi 12 kişi sanıyorsunuz. Oysa ki bu rakam gerçek sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmişlerdir. Buna göre Urfa halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? A. Milli egemenliği benimsemişlerdir. Paragrafımızda milli egemenlikten bahsedilmiyor. Burada bağımsızlıktan ve Urfa'nın savunulması için yapılacaklardan bahsediyor. Bunu eliyorum. B. Anadolu'daki ilk silahlı direnişi başlatmışlardır. Paragrafımızda ilk silahlı direnişle ilgili bilgi verilmemiş. Bu yüzden bu cümleyi de atıyorum. C şıkkı İstanbul hükümeti ile birlikte hareket etmişlerdir. Paragrafa baktığımızda İstanbul hükümetinin adı bile geçmiyor. Bu yüzden bunu da eliyorum. D şıkkına baktığımda bölgelerini düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdırlar. Burada özellikle de biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya yemin ettik cümlesi kararlı olduklarını gösterir ve cevabımız D şıkkı olacak. Bir diğer sorumuz LGS 2019 yılında çıkmış. Buna göre Kazım Karabekir Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenilebilir. Kazım Karabekir Paşa, Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak Doğu illerini işgalden kurtardı. Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası unvanı verildi. Buna göre Kazım Karabekir Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenilebilir. Paragrafa baktığımda Doğu Cephesi komutanı olması, Ermenileri yenilgiye uğratması, askeri alanda bir faaliyeti gösterir. Burada binlerce çocuğa babalık yapması, onları yurtlara ve okullara yerleştirmesi ve onlar için yurtlar ve okullar açması da bize sosyal alanı gösterir. Bu yüzden cevabımız da askeri ve sosyal yani değişik olacak. Bir diğer sorumuz 2022-2023 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ocak ayında yayınladığı örnek sorumuzdan. Bu metne göre gümrü anlaşması ile yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Milli Mücadele Dönemi Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Ermenistan ile imzalanan gümrü anlaşmasının içeriğini şu sözlerle açıklamıştır. Ermeni heyeti ile gümrü anlaşmasını görüşmeye başladık. 27 Kasım'da Ermenilere Serv Anlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık. Bugünü bu uğursuz anlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık bu olayı Ankara'ya müjdeledim. 2-3 Aralık gecesi gümrü anlaşmasını imzaladık. Atlaşma şartı olarak Ankara'nın istediği 2000 tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfeği Ermenilerden aldım. Doğu cephesinin ilk armağanı olarak Batı cephesine ulaştırılmak üzere yola çıkardım. Bu metne göre gümrü anlaşması ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? Birinci öncülüme baktığımda Doğu sınırları kesin şeklini almış diyor. Paragrafta doğu sınırları ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Bu yüzden biri atıyorum. Hatta şıklarda da biri atıyorum. Farkındaysanız sevgili öğrenciler ve e, sevgili yönetmenim aslında cevap ortaya da çıkmış oldu. Ama biz yine devam edelim. 2 diyor ki Doğu cephesinde siyasi başarı elde edilmiştir. Buradaki gümrü anlaşması bir siyasi başarının göstergesidir. 2'ye ulaşabiliyorum. Üçe baktığımda Batı cephesindeki Türk ordusuna silah desteği sağlanmıştır. 2000 tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfek bu desteğin Batı cephesine aktarıldığı çıkarıldığını söylüyor. 3'e de ulaşabilirim ve bu yüzden cevabım da 2 ve 3 olacak. Sevgili hocam bugünkü dersimizin sonuna geldik. İsterseniz vedanızı alalım. Buyurun. Bugün dersimizde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde yaşanılan gelişmeleri öğrendik. Yaşanılan gelişmeleri tekrar etmek için EBA'daki adreslerimizden, sosyal medya adreslerimizden bizleri takip edebilir ve gelişmeleri tekrar edebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.